Yes. Özgür ben. Müzik terapi uzmanıyım. Bugün biraz böyle yazdığım müzik terapi hakkında konuşacağız bu oturumda. Şizofrenide müzik terapi kullanımından bahsedeceğiz. Ve Somya'da bir Türk Üniversite Hastanesi'nde örneğin çalışmayı söyleyeceğiz ama ben biraz müzik terapi hakkında da konuşmayı incelettim Sayın Başkanım'la. Müzik terapi aslında bu resmi çok güzel özetlediğine inanıyorum. Kalbimizdeki, gönlümüzdeki duygularla, beynimizdeki, zihnimizdeki düşünceleri, duyguları arasındaki derdeyi akor ettiğimiz bir yer müzik terapi odası. Ve tabii hepimiz sağlık alanında, iyileştirme alanında çalışan kişilerimizle belki yaklaşımımızı, alana nasıl yaklaştığımızı, nelerle bunu sağlamayı başardığımızı kendi deneyimlerimizden yola çıkarak seçiyoruz. Ne bize iyi geldiyse biz de onunla iyi gelmeye çalışıyoruz. Müzik benim hayatımda çok önemli bir rol oynadı küçüklükten beri. Çok kapalı bir aile ortamında büyüdüm. Ve müzik benim için kendimi ifade etme, hayatımla iletişim kurma şansıydı. Müzikal anılar, en dipte kalan anılar, en uzun süre bizimle olan anılar. Şimdi bir şey rica edeceğim sizden. Bir parça düşünün. Şu zamanlarda sıkça dinlediğiniz, sevdiğiniz bir parça. Bir parça ne olabilir? Düşünün lütfen. Ve bir parça daha düşünün. O parça da çocukluğunuzdan sevdiğiniz bir parça. Hatırladığınız bir parça, çocukluğunuzda sevdiğinizi. Ve şimdi ayağa kalkmanızı rica edeceğim. Lütfen belki sağınızdaki, solunuzdaki, belki önünüzdeki, arkanızdaki iki kişiyle bu iki parçanın ismini paylaşın. Bekliyorum. Belki yanınızdaki kişiyi hiç tanımadığınız gibi, belki 30 yıllık arkadaşınız. Belki aynı dil konuşuyorsunuz. Belki aynı dil konuşmuyorsunuz. Imagine by German, how much of them. The biggest speaker. Müzik çok canlandırıcı ve çok şeyi aklınıza getiriyor. Parçaları bitirdiğinizde parça yerinize çıkabiliriz. Teşekkür ediyorum katılımınız için. Şimdi sormak istiyorum. Hangimiz müzik benim hayatımda önemli bir yerde der? Hangilerimiz müzik benim hayatımda önemli bir yer teşkil ediyor der? Peki hangilerimiz amatör de olsa bir enstrüman çalmayla ilgileniyor? Hangilerimiz iyi seviyede çalmayla ilgileniyor enstrümanla? Çok teşekkür ederim. Benim de sizi tanıma şansım oluyor. Şimdi müziği biliyoruz. Müzik bize iyi geliyor. Bu kadar müzikle iç içe bir grubun içinde. Ve tarih boyunca insanlığa da iyi geldiğini biliyoruz. Bizim kültürümüzde Farabi, İbn-i Sina 9. 10. yüzyılda, 10. 11. yüzyılda burada sağlıkta müzik kullanımını tavsiye eden eserler bırakmışlar. Mitolojiye girmiş Bragi ile İdun, Nordik tanrıları, baba kız, baba arp çalıyor, kız ölümsüzlük şifa elması dağıtıyor. Apollo hem Yunan mitolojisinde tıbbın, sağlığın tanrısı hem müziğin. Mısır tapınaklarındaki hiyeroglifler'de M.Ö. 15. yüzyıldan kalma sağlığın, çan seslerinin müzik ortamlarında, pardon sağlık ortamlarında kullanıldığını görüyoruz. Yine Arius Cornelius Celsus, Hipokrat,
bundan çok uzun zaman önce yazıya dökmüşler. Müziğin, seslerin, su seslerinin, çıngırak seslerinin, arpların sağlıkta kullanılmasının uygun olacağını. Ve belki bazılarınız biliyordur, ben bunu Facebook'ta rastlamıştım. Çin'de Çin alfabesini bilirsiniz, böyle resim gibi de. Antik Çince'de M.Ö. 25. yüzyıldan bahsediyoruz. Müzik anlamına geliyormuş bu çıngırağa benzeyen sembol. Ve daha sonra ne zaman ki o kadar iç içe ki sağlıklı müzik, ne zaman ki ona bitkilerin eklenebileceği, bugün farmakolojiye dönüşen, belki buradaki fitoterapiye dönüşen bitkilerin ekleneceğini anlıyor sistem ve üstüne o çıngırağın kaktüse benzeyen şekilleri ekliyor ve o sembol tıp anlamına gelmeye başlıyor. Bu kadar iç içelikten söz ediyoruz. Daha sonra bilimin gelişmesiyle araştırmalar yapılmaya başlanıyor. Ama ne zaman ki 20. yüzyılda Edison gramofonu buluyor, artık müzik kaydedilebilmeye başlanıyor. Müziğin kullanışı çok yaygınlaşıyor ve üzerine araştırmalar da çoğalıyor. Önce hastanelerde operasyonlar sırasında müzik dinletilmeye başlanıyor. Daha sonra yine hastanelerde kulaklıkla müzik dinletilmeye başlanıyor. Tabii eğlence amaçlı da hastanelerde müzik kullanılmaya başlanıyor. Ve bu iş meslek haline geliyor. 1950 yılında Amerika Birleşik Devletleri'nde ilk müzik terapist meslek birliği kuruluyor. 1964 yılında yine ABD'de ilk bilimsel dergi yayınlanmaya başlanıyor. Journal of Music Therapy. Bugüne baktığımızda da müzik terapi nedir sorusuna nasıl cevap verebiliriz? Öncelikle müzik terapi nereye ilgilerine başlamak istiyorum ben. Çünkü bu toplantılarda genelde aklımızda müzik terapi nedir'e bir cevap bularak, cevap olarak aklımızda geliyoruz. Soruyu çok karmaşıklaşabiliyor. Önce biraz temizlemek istiyorum. Müzik terapi ne değildir? Müzik terapi, müzik eğitimi, öğrencilerle müzik çalışmaları, enstrüman eğitimi değildir. Bunlar çok faydalı olabilir. Ama bunlar ayrı bir alan, müzik terapi ayrı bir alan. Müzik terapi çok güçlü, herkese, her şeye iyi gelebilen bir müzik bulmak, şifalı, sihirli değnek müzik bulmak değildir. Müzik terapi, müzikle anlık rahatlama sağlamak da değildir. Müzik terapistler genelde kısa vadede, orta vadede, uzun vadede müzik terapinin etkileri üzerine çalışırlar. Çok kısıtlı bir alanda, belki %3'ünde diyebiliriz. Yani yeni mesela yeni doğan bebek ünitesinde, yoğun bakım ünitesinde çalışan bir müzik terapistsiniz. Orada bebeğin davranışlarını gözlemleyerek anlık rahatlamasını sağlamaya çalışabilirsiniz. Veya bir yoğun bakımda iseniz, yoğun bakımda çalışan müzik terapistseniz veya yaşam sonu bakımı sırasında anlık rahatlamak daha önemli olabilir ama bütün müzik terapistlerin bütün çalışma alanları içinde belki %2-3-5'i kapsar bu. Tıpta müzik kullanımı, sağlıkta müzik kullanımı, müzik tıbbı ya da hastanelerde veya huzur evlerinde müzik, örneğin bir operasyon sırasında veya operasyondan önce cerrahi müdahaleden ya da sonra müzik dinletmek veya kemoterapi alan kişilere müzik dinletmek. Bunlar fayda sağlayıcı, anlık kaygıyı düşürebilici çalışmalar olabilir. Bunlar müzik tıbbı, music medicine, tıpta sağlık kullanımı, tıpta müzik kullanımı, sağlıkta müzik kullanımı alanı tarafından incelenir. Ayrı bir literatürü vardır. Müzik terapinin ayrı bir literatürü. Belli frekanslarla oluşturulmuş, belli frekansları değiştirilmiş sesler, müzikler, Tomatis metodu, Berard metodu, bunlar sıkça ülkemizde de duymaya başladığımız metotlar. Bunlar ayrı alanlar. Bunların işe yarayıp yaramadığı, kendi başlarına incelenmesi gereken alanlar. Müzik terapiden farklı alanlar ve anne karnındaki bebeğe Mozart dinletmek son derece popüler olmuştu son zamanlarda. Yine belki faydalıdır, belki değildir ama müzik terapiden farklı bir alan ve evde kendi kendine ya da çocuğuna yapılabilecek bu uygulamada değil müzik terapist. Çünkü müzik terapide birazdan da bakacağımız kendi dinamiklerimizi fark etmemizi gerektiren bir terapötik ilişki kurmamız gerekiyor katılımcıya. Peki ne o zaman müzik terapi? Müzik derken neyi kastediyoruz? Önce ona bakalım. Müzik derken bazen müzikal parçaları kastediyoruz, parçalar kullanıyoruz. Bazen şarkıları yani sözlü parçaları kullanıyoruz. Bazen şarkı sözlerini inceliyoruz. Bazen sıfırdan bir şarkı yazıyoruz veya şarkıların sözlerini değiştiriyoruz. Bazen kendi sesimizi kullanıyoruz. Kendi sesimiz içimizden çıkan, aslında içimizde her zaman var olan bir enstrüman ve bizimle ilgili birçok şey söyleyebiliyor kendimize. Ve çevresel sesleri kullanıyoruz, enstrümanları kullanıyoruz. Mesela şu anda ben sustuğumda bir çevreyi dinleyebilir miyiz?
Çevremizde hep sesler var. Bazen enstrümanları seslerini çıkarmak için kullanıyoruz, çalmak için kullanıyoruz. Bazen diğer duyularımızı kullanıyoruz. Enstrümanlara bakıyoruz, dokunuyoruz, kokluyoruz. Ve doğaçlama, doğaçlama içimizden geldiği gibi çalmak, içimizden geldiği gibi, içimizden gelen müziği dışarı çıkarmak. Ve müzikal sohbet, işte o başta yaptığımız uygulama aslında müzikal sohbeti bir örnekti. Müzik sohbeti, paylaşımı, ilişkiyi, etkileşimi çok çabuk ve yumuşak şekilde sağlayabilen bir mevhum. Bir kişiyle onun sorunları hakkında konuşmaktan çok daha kolay sevdiği müzikler hakkında konuşmak, hangi enstrümanı ne zaman çalmaya çalışmış bunun hakkında konuşmak, neleri sever bunun hakkında konuşmak müzikal olarak. Ve ritim de nabzımızda, kalp atışımızda, nefesimizde, nefes alışverişimizde her zaman bizim içimizde olan bir müzikal element. Ve beden perküsyonu. Beden perküsyonunu bilen kimler var aramızda? Peki ben yine şimdi ayağa almak istiyorum sizi. Ne var bu beden perküsyonunda? İlk sizin elinizi gördüm. Bir örnek verebilir misiniz? Mesela ne kullanıyoruz beden perküsyonunda? Kendi vücudumuzdaki bütün... Vücudumuzdan sesler çıkartıyoruz. Kullanabiliriz, evet. İster... Bir örnek bu mesela. Bir bakalım mı? Bu nasıl hissettiriyoruz şu anda? Bunu yapalım şu anda. Peki, başka ne yapabiliriz? Vücudumuzdan nasıl ses çıkartabiliriz? Bu geldi oradan. Hep beraber yapalım lütfen. Başka ne olabilir? Bu geldi oradan. Başka ne olabilir? Bu geldi oradan. Başka ne olabilir? Peki, bir tane daha. Ayaklıya olabilir. Yapabilir miyiz? Peki, şimdi ufak bir oyun oynayalım. Şimdi 1'den 8'e kadar bir sayı tutun aklınızda lütfen. Bir sayı seçin, 1'den 8'e kadar ve bu biraz önceki vurduklarınızdan, çıkardığınız seslerden de birini seçin. Mesela ben 3'ü seçtim diyelim ve işte şunu seçtim diyelim. Ben 3 rakamını duyduğumda bir kere bunu yapacağım. Biraz sonra saymaya başlayacağım. Ve sizden ricam tuttuğunuz sayıyı duyduğunuzda aklınızdan tuttuğunuz o hareketi bir kere yapmak veya bunu bir kere yapmak. Neyi tuttuysanız aklınızda. Bir sayı, bir hareket. Ve şimdi bunu yaparken bir tane daha tutmanızı isteyeceğim. Bir sayı daha tutun, bir hareket daha tutun. Mesela 3'ü duyduğumda ben bunu yapacağım. 5'i duyduğumda bunu yapacağım. Siz de böyle bir sayı, bir hareket, bir sayı daha, bir hareket daha. Hazır mıyız? Son. 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, peki. Teşekkür ediyorum, buyurun lütfen. Kısa bir örnek göstermeye çalıştım. Ne yapılabiliyor müzik terapinin içinde? Bunlar tabii oyunlar ve başka alanlar tarafından da, eğitim alanı tarafından da kullanılabiliyor mesela. Bizim müzik terapideki farkımız bizim müzikal veya eğitimsel amaçlar içermememiz, bizim klinik hedefler doğrultusunda gidiyor oluşumuz. Peki terapi derken neden bahsediyorum? Bazen Türk kahvesi işte benim için en iyi terapi diyoruz günlük hayatta veya çocuklarla ilgilenmek veya toprakla ilgilenmek veya işte müzik dinlemek benim en büyük terapim diyoruz. Tabii günlük hayatta biz terapiyi rahatlama anlamında kullanıyoruz ama terapi odasında, müzik terapi odasında bizim için her türlü duygu, sevinç kadar öfke de, hüzün de bizim için kabul edilebilir. Bunları ne kadar kabul edilebilir şekilde yaşarsak o kadar sağlıklı bir ruh sağlığımızla daha da yükseliş gözlemliyoruz. Müzik terapide ne olması gerekir dersek de müzik terapi eğitimi almış profesyonel bir terapist olacak, müzikal terapitik müdahaleler kullanılacak, klinik çerçevede de kanıta dayalı olacak, bir terapitik ilişki içerisinde kullanılacak müzik ve kişiye özel belirlenen hedeflere yönelik kullanılacak. Bunlar ne demek? Biraz sonraki sunumun devamında zaten biraz fikir sahibi olacağınıza inanıyorum. Müzik terapi alanında birçok alanda randomize kontrollü çalışmalar yapıldı ve popülasyon meta analizleri, otizm, şizofreni, ağır ruhsal bozukluklar, depresyon, çocuk ve ergenlerde müzik terapi, prematüre bebekler ve bebeğinleriyle müzik terapi,
kanser, beyin yaralanmaları, suça karışmış bireyler, demans, yaşam sonu bakımı. Bunlar metaanaliz boyutunda damıtılmış, rafine edilmiş boyuttaki veriler ve bunların bir kısmı da Parkway'a çalışması. Üç büyük kuruluş var dünyada. Amerikan Müzik Terapi Birliği, Avrupa Müzik Terapi Konfederasyonu ve Dünya Müzik Terapi Federasyonu. Bu çatılar altında dünyada kayıtlı müzik terapistlerce müzik terapi uygulamaları yapılmakta ve ülkemizde de Sanat Psikoterapileri Derneği, Göçer Doktor Nurhan Eren'in kuruculuğunda ve Müzik Terapi Derneği, Göçer Doktor Burçin Üçener Çiftoğlu'nun kuruculuğunda bu alanda evrensel, etik çerçevede müzik terapi çalışmalarına yer veren, ön açan, zemin hazırlayan dernekler. Ve Fil ve Kafes, işte bundan biraz bahsedeceğiz şimdi. İstanbul Üniversitesi'nde, İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde şu soruya cevap alalım. Eklektik müzik terapi bir Türk üniversite hastanesinde ayakta hizmet görmekte olan şizofreni tanısı almış hastalara hangi alanlarda fayda sağlayabilir? Literatüre baktık öncelikle. Literatürde bir Cochrane sistematik incelememiz var. Music Therapy for People with Schizophrenia, Schizophrenia-like Diseases. Şizofreni ve şizofreni benzeri rahatsızlıklarda rahatsızlığa sahip kişilerle müzik terapi. Son versiyonu 2017 yılında güncellenmiş. Tam 176 çalışma içerisinden 18 randomize kontrollü çalışma seçilmiş. Toplam 1215 katılımcılı. Standart bakıma eklenen müzik terapiyle standart bakım karşılaştırılmış. Doz, biz seans olarak ölçüyoruz müzik terapide dozu. 7 ile 240 seans arasında değişen bir varyasyondaymış. Kısa, orta ve uzun dönem etkilerine bakılmış müzik terapinin. Ve her çalışmada aktif müzik terapi tekniklerine yer verilmiş, doğaçlama gibi, şarkı söyleme gibi, müzik dinlemeye yer verilmiş ve uygulamaların öncesinde ve sonrasında paylaşıma yer verilmiş. Literatürden şunu görmüş yazarlar. Standart bakıma eklenen ve kalifiye bir müzik terapist tarafından yeterli seans sayısında uygulanan müzik terapi, şizofreni tanısı almış kişilerde genel klinik durumu, hayat kalitesinin, negatif semptomları da içeren ruh halinin ve sosyal işlevselliğin iyileşmesine yardımcı olmuş. Literatür kısa ve orta vadede sonuçlarına bakmış müzik terapinin ve genel durumda iyileşme gözlemlemiş, negatif semptomlarda, depresif ve kaygı semptomlarında azalma gözlemlemiş, genel ve sosyal işlevsellikte artış gözlemlemiş ve tabii hayat kalitesinde de iyileşme gözlemlemiş. Ve özellikle motivasyonel, duygusal ve ilişkisel boyutlarda faydalı olduğunu söylemiş ve katılımcıların sosyal etkinliğini ve sosyal rollerini geliştirici olduğunu değinmiş yazarlar bu Cochrane araştırmasında. Yazarlara uyarıları var ama. Öncelikle doz. Klinik anlamlı değişiklik için bu araştırmalardan gözlemlemişler ki minimum 20 seans gerekmekte. Ve kalite. Burada da şu notu düşmüşler. Müzikal materyali ortaya çıkan danışanın ihtiyacına göre şekillendirmek, müzikal doğaçlamayı yönlendirebilmek ve müzikal işlemlemede ortaya çıkan kişisel konuların görüşülmesini sağlayabilmek için yürütücünün müzik terapi uzmanlık eğitimine sahip olması gerekiyor. Bunları not düşmüşler. Önemli olarak gördüğüm bir konu var. Burada da görüşülmesi önemli, dile getirilmesi. Müzik terapi bir teknik veya bir uygulama olarak görülmekte. Müzik terapi bir teknik veya bir uygulama değil. Müzik terapi bir meslek alanı. Bu sebeple uzmanlık eğitiminin olması gerektiğini söylüyor zaten yazar gerekse yer ve arkadaşları. Müzik terapide biz bu üçgeni çok önemli buluyoruz. Müzik terapide müzik var, terapist var, katılımcı var. Müzikle katılımcı arasında bir ilişki var. Mesela müzik dinletmede de değil mi? Müzikle katılımcı arasında güçlü bir ilişki var. Müzikle terapist arasında da ilişki var. Terapistle müzik arasında da var. Katılımcıyla müzik arasında da var. Terapistle katılımcı arasında da var. Katılımcıyla terapist arasında da var. Terapistin müzik terapi seansını yönlendirirken tüm bunların farkında olması gerekiyor. İşte terapötik ilişki burada devreye giriyor. Terapistin terapötik ilişkiyi yönlendirebilmesi için, terapötik ilişkiyi yeşertebilmesi için hem katılımcıyla olanı biteni kendi üzerinde fark edebilmesi, deneyimleyebilmesi gerekiyor. Hem müzikle kendisi arasındaki. İşte bu sebeple yıllarca süren eğitimler, yüzlerce saat, bin saatin üzerinde süpervizyon altında yapılması gereken stajlar müzik terapisi için gerekiyor ve Cochrane'de de
olması gerektiği diye belirtiliyor. İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri Kliniği'nde şizofreni tanısı almış 8 hastadan oluşan bir grupla haftada birer saatlik 2 oturumlu 2,5 aylık bir müzik terapi süreci gerçekleştirdik. 20 seans işte vardı, 20 seans istiyorlardı minimum. Bu sebeple 20 seans gerçekleştirdik. Eklektik müzik terapi kullandık, müzikal oyunlar vardı, klinik doğaçlama vardı, beraber şarkı söyleme vardı, beden perküsyonu vardı ve sohbet ve paylaşımlar vardı her oturumumuzda. Birkaç örnek izletmek istiyorum size. Ses var umuyorum sistemde. Müzikal oyundan oynadığımız bir 30 saniye süreç. Sayısal deliler kadar seans notları bizim için çok önemli. Ben her sürecin başında soruyorum. Bu süreçten ne kazanmak istersiniz? Bir katılımcı şey demişti. Her gün Pendik'ten geliyordu gidiyordu. Her çalışmaya, Çapa'ya gidip geliyordu. 2-2,5 saat geliyor. 1 saat seans, 2-2,5 saat dönüyor. Bunu tek başına yapıyordu. Dedi ki ben gidip gelirken durakları kaçırıyorum. Dalıyorum ve 2-3 durak sonra fark ediyorum daldığını. Ve ilerleyen dönemde de bu sayısal iyileşmeyi gördüğümüzde aynı zamanda o kişi bize artık ben durakları kaçırmıyorum diye de beyan etmiş. Bizim için bu da çok önemli terapistler olarak. Bulgularımız istatistiksel olarak anlamlı farklılıklardan bahsedelim. İşlevselliği genel değerlendirilmesi ölçeğine göre kişisel ve grup olarak yükselme gösterdi. Yine bireysel ve sosyal performans ölçeğine göre kişisel ve grup anlamında anlamlı farklılıkla yükselme gösterdi. Depresyon, depresyon envanterine göre yine düştü aynı şekilde. Ve duygusal farkındalığı ölçen, duygu düzenleme güçlüğü ölçeğinin duygusal farkındalık alt ölçeğinde de azalma, yani bu güçlüğün azaldığını gördük. Bunun da duygusal farkındalığın yükselmesiyle alakalı olabileceğini düşündük. Peki bu nasıl oldu bu? Metafor temelli müzik oyunlarıyla oldu. Metafora
Türk Dil Kurumu metafor mecaz diyor. Yani bir kelimeyi veya kavramı kabul edilenin dışında başka anlamlara gelebilecek şekilde kullanma. Bizim grubumuzun metaforu hayvanlardı. Bir adım adım gittik. Önce mesela birer hayvan seçtik ve hareketini gruba öğrettik. Sonra sürü içerisinde doğaçlama yaptık ve hayvanların neler yaşadığını sorduk. Sonra hayvanların neler hissettiğini sorduk ve bu duygu listesini oluşturduk beraberce. Buradan seçebiliyorlardı. Benim hayvanım, benim kedim şunu seçti, benim yaşadı, benim köpeğim şunu yaşadı. Ve ardından hikayedeki diğer karakterler ne hissetti? Bazısının kedisi bir hikayedeki köpekten kaçıyordu. Acaba o köpek ne hissediyordu? Bazısının kuşunu annesi besliyordu. Acaba o anne ne hissediyor? Bunları sordum. Ve en sonunda siz ne hissediyorsunuz'a geldik bu paylaşımlarda. Ve dolayısıyla bize hayvan metaforu üzerinden işlemek hem müzik üzerinden daha az kaygı sağladı, hem katarsis, hisleri yaşama sağladı, hem diğerlerinin hislerini deneyimleme sağladı, hem gözlem, içgörü sağladı, hem de sisleri, hisleri sözel olarak dışa vurum imkanı sundu. Sonuçlarımızı şöyle özetleyebiliriz. Literatürle uyumlu, genel geçerlilik için devam çalışmalarına, daha büyük ölçekte çalışmalara, randomize kontrollü çalışmalara ve takip çalışmalarına ihtiyacımız mevcut. Ama şunu da söyleyebiliriz ki Türkiye'de de eklektik müzik terapinin etki ettiğini gördük. Bir paylaşımla bitirmek istiyorum grubun katılımcılarından. Dedi ki benimkini hayvanat bahçesinde kafesindeydi. Kafesin çevresine kaçamasın diye tuzaklar koymuşlar. Kaygı, korku, gerginlik, heyecan ve stres hissetti. Korkmuştu, çok korkmuştu. Afrika'da arkadaşlarıyla gezip eğlendiği günleri özlüyordu. Bu zengin paylaşımlara zemin hazırlayabiliyor müzik ve müzik terapi ortamı. Bundan bugün Facebook'ta sabah bana bunu hatırlattı Facebook bana. Esay'da gelmiştik. İşte bir gün sonra da bu sempozyum olmuştu Çapa'da. Esay şimdi Avrupa Müzik Terapi Konfederasyonu Başkanı. O zaman Burçin aramızdaydı, Şükrü Bey aramızdaydı, Deni, Seda aramızdaydı. Çok güzel bir ortamdı. Aslı gelecekti, bir sağlık sorunu sebebiyle gelememişti. Ertesi sene yine katılımcılarımızı artırdık. Şimdi aramızda yok galiba. Levent Beyler de katıldı. Hanifi Bey katıldı. Ve bu senede bu imkanı sunan bize Getat oldu. Değerli meslek büyüklerimiz Melisa buraya geldi, Michael buraya geldi, Ayn buraya geldi ve bu imkanları sundular. Hem onlara hem bütün emeği geçen organizasyon ekibine ve yetkililere teşekkür ederek bitirmek istiyorum ve sorularınızla, yorumlarınızla canlı